güzel torunu. Son yaptığın resim şahaneydi. Onu duvara asabilesin geldi biliyor musun? Dedeciğim hep böyle söylüyorsun da bir tanesini bile astığını görmedim. Ben daha güzel resim bekliyorum. Daha güzel resim. O zaman müsaade et. Bak buradaki resim bölümü çok iyi. Ziraati bırakayım, sınavlarına gireyim. Oradan devam ederim işte. Sen kenarda köşede kendi resim yapabileceksin de ziraat mühendisini bırakmayacaksın. Sen bana lazımsın. Babam doğru söylüyor. Kenardan kenardan. Ya ama dedeciğim hepimiz çiftçi mi olacağız? Bir tane. Bak bir toprak var bir sen. Bu işler kime kalabilecek? İşe sahip çıkacaksın sen. Sen gene kenarda köşede resmini yaparsın. Oğlum senin neyin var yüzünden düşen bin parça? Kusura bakma anneciğim ya. İş güç işte. Festivali mi düşünüyorsun abi? Kulağıma bir şey geldi, doğru mu? Doğru dedi. Doğru baba, doğru. Toprak Bey'imize Levant eşi yetmemiş ki gül işine giriyor. Haberin olsun. Tam olarak öyle değil mesele dedeciğim. Yemin ediyorum dedem kulağıma bir şeyler geldi deyince evleniyorsun falan sandım abi. Yok kız, ne alakası var? Keşke kızım, keşke. Nerede o günler? Olsa da şöyle dillere destan bir düğün yapsak oğlumuza. Buyurun, hediye paketiniz de hazır. Çok teşekkür ederim. Kartla ödeyeceğim. Tabii. Çok özür dilerim ama onay vermedi kartınız. Başka kart deneyelim mi? Tabii, bir tane daha deneyelim lütfen. Maalesef bu da onay vermiyor. Demek ki muhasebecimi değiştirmemin vakti geldi. Ödemelerimi kontrol etmiyor. Peki şöyle yapsak. Bakın burada 4 tane kart var. Bunları bölerek denesek olur mu? Yani bayağı bir zor olacak bu şekilde ama. Biliyorum da özel biri için özel bir rica lütfen. Peki deneyelim. Teşekkür ederim. Kötü bir şey yapmıyorum ki dedeciğim. Yani bence babam aferin diyeceğine sürekli yasak getiriyor. Yok, gül işine girmeyeceksin, festivale katılmayacaksın, işçilere ön ödeme yapmayacaksın. Abartma sen de, abartma. Oğlum ben şimdi tam olarak anlamadım. Sen ne yapmak istiyorsun, bir açıklar mısın? Yani anneciğim, ortada öyle büyütülecek bir şey yok aslında. Küçük, bireysel bir girişim işte. Tamam, küçük bir girişim ama niye gül? Yani biz lavanta yetiştiriyoruz senelerdir. Hem baban da zaten gül işine girmeyi hiç istemedi. Doğru. O babamın tercihi. Peki Toprak'cığım neden gül? Bizim o kadar lavantamız ne güne duruyor? Anneciğim bizim lavantalarımız olduğu yerde duruyor. Bu benim doğduğum topraklara bir gönül borcu gibi düşünebiliriz mesela. Gül diyar değil mi burası? Yüzyıllardır gül yetiştirilmiyor mu burada? Sen de öyle romantik romantik konuşuyorsun. Alt tarafı çalı çırpı diken işte. Dedeciğim Fatma teyzeden de yardım alıyorum. Evet, bu toprakların en eski, en geleneksel yöntemleriyle özel, sınırlı sayıda bir iş olacak. Fatma? Fatma yardım ediveriyor mu sana? Evet, beraber çalışmaya başladık bile. Fatma da yardım ediveriyorsa bereketli olur o iş. Baba sen de abarttın ama şimdi ya. Ne alakası var? Kadını evliya yaptınız siz de. Çok tuhaf bir kadın o be. Arda, harika bir şey bu. Beğendin mi? Beğendim tabii. Gonca beğenir mi peki? Beğenir. Zeyno, artık açılacağım. Yani bak, üniversite dedim, bekledim, bitti. İş güç desen o da tamam. Artık beklemek için bir sebebim yok. Bir dakika, sen resmen evlilik teklif edeceksin. Yok, hayır öyle değil. Yani hislerimi öğrensin istiyorum artık. Ne tepki verecek onu görmek istiyorum. Sen hala hayır demesinden korkuyorsun. Yani bak, bazen işler terse döner, arkadaşlığın biter. Ben Gonca'sız bir hayat düşünemiyorum Zeynep. Hah, geliyor. Tamam, bak
Fıstık gelsin, kesilsin. Sonra sen bizi bir şekilde baş başa bırak. Ben bu hediyeyi verirken... Tamam, tamam, anlaşıldı. Sen sakin ol. Merhaba. Gonca, buradayız. Yemeğinde, sohbetinde tadını kaçırıverdin. Siz en iyisi birbirinizi yiyin. Baba. Bir tutamadım çeneni, kızdırdın adamcağızı. Gülü sevmem, dikenine de katlanmam. Babacığım, bak lavanta üretiyoruz diye gülde üretemeyeceğiz diye bir şey yok ki. Herkes yapıyor, biz de yapalım. Ha, bak çok güzel söyledin. Herkes yapıyor. Kıyıda köşede kalmış köylüler bile gül yetiştiriyorlar. Biz öyle miyiz? Lavantacıyız biz. Avrupa'da en çok rağbet gören mal da bu zaten. Beğenmeyen başka kapıya gitsin. Ne gerekiyorsa yardıma hazırım abi. Canım prensesim, her zaman. Baş tacısın. Ne yapayım? Ben de kalkayım o zaman. İyi geceler anneciğim. Zaten bizimle ne tadımız kaldı ne tuzumuz. Yok anne. Babam bilgisi dışında kuş da uçsun istemiyor. Ondan. Hayırlı akşamlar Fatma Anacığım. Bey gelmiş, hoş gelmiş. Hoş bulduk, kolay gelsin. Ne kaynatıyorsun biliyor musun? Yok, ne kaynatıyorsun? Oha, o nasıl kırmızı öyle? Bülbül olmuş ya güle. Ama o vakit beyaz imiş gül. Bülbül demiş, aşık oldum, yandım, öldüm ben sana. Gül de demiş ki, dikenlerim var, yanaşma bana. Ama bülbül dinler mi? Gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Her seferinde gülün dikenleri batıvermiş. Her yan yara bere, her yan gar. Sonunda beyaz gül dönmüş kırmızı güle. Hep kanda. Aşk acısı böyle bir şey yani. Bülbülün kanından kırmızı o zaman yani gül, öyle mi? Kan dediysen, mesel ya işte bu. Gerçek kan değil tabii. Emektir o, sabırdır, gayrettir. Aşk, sevgi, emektir yani. Aşk emek ister bey. Sabredeni bulur, gayretliyi seçer. Ya şimdi herkesçikler bedavadan aşk arıyor. Bulamayınca da feleğe çatıyor. Var mı öyle bedavadan sevda? Yok tabii. Peki beyaz kalan niye öyle? Beyaz gün niye beyaz? Onda aşk yoktur. Sırtını dönüvermiş sevgiliye. Ondandır işte. Derler beyaz güle. Ölüm derler ona. Aşk dedim mi öyle kırmızı olacak. Aşktan yani bu. Gül yaprağıyla mı yaptın? Çokça gül, acık da gelincik koydum. Oh, şifa olsun. Aşk olsun. Olsun ya sırrı, olsun. Gül, gelincik. Bir tanecik. Aşk olsun. Olsun bakalım. Aşk olsun.